Yayınlayacaksan yapayım ben bir. Kapatıyoruz kapıları. Çabuk olsun abi. Saat 10'dan sonra kapatıyoruz. Gel hemen girsin, kapıları örtüyoruz. Gel Ya çalıştık da yine heyecanlı ister istemez oluyor. Aslında heyecan değil de stres oluyor biraz. Ya inşallah güzel geçecek. Antrenörlük yani inşallah olur. İlk sene girmedim. İkinci sene denedim. İstediğim sonucu alamadım. İstediğim üniversiteye gidemedim. Bu sene tekrar deneyeceğim. Yani inşallah güzel olur. Sözelciyim. Son 2 dakika. Uçacak olan var mı? Kapıyı kapatıyoruz artık. Kapıyı kapatıyoruz. Saat tam olur. Ya bir polise bırakmış. Ya şuraya masanın üstüne bırak. Şuraya bırak. Masanın üstüne bırak. Tamam.
Yapacak bir şey yok. Üzüldük biraz ama maalesef. Hazırlanmış mıydınız? Hazırlanmıştım, bayağı hazırlanmıştım, güveniyordum. Ama geç, biraz geç kaldım, o yüzden bitti. Nereden geldiniz? Silivri, Gümüşyaka'dan. Normalde adresim burada. Buraya verdiler, o yüzden geç kaldım. Rica ettin mi beni alın içeri falan dedin mi yoksa? Söyledim de ona bir geçi, onda tamamen bitmiş, bir geçi olmuyormuş. Şimdi bir senenin emeği boşa mı gitti yani şimdi? Aynen, biraz öyle oldu. Yok, tekrar hazırlanacağım. Nasıl söyleyeyim, geçen sene de girdik, bu sene de girdik hayırlısıyla. Geçen sene istediğini şey yapamadı, kazanamadı. Bu sene inşallah hayırlısı da kazanacak. Heyecanlıyız. Bir yıl buna hazırlandık sonuç itibariyle. Bütün veliler gibi. Aman bir şey çıkmasın, aman bir araba korna çalmasın diye bekliyoruz. Umut ediyoruz güzel yerlere geleceğiz. Hayırlısı diyeceğiz. Bakın şurada. Onun için bu sokakta hiç kimsenin olmaması gerekiyor. Lütfen burayı boşaltın. Sınav başlamak üzere. 2-3 dakika kaldı. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde sınavda başarılı olması için lütfen burayı boşaltalım. Lütfen burada biraz not alalım. Burada gürültü oluyor. Öğrenciler rahat oluyor. Lütfen. Var mı? Kapalı insan, evet, tam kapı kapanırken şu an ilgilenmedi öğrenciler daha var. Burada aslında birçok oda şanslı olan öğrencilerden biri. Biri daha ilk 25'te başlayacak. Soldan geldik, tekrar sona erecek ilk oturum. Öğrenciler içinde bir tek öğrencilerle ilgili birçok önlem olmuş. Bunda öğrenciler içeri girerken burada tarih belgelerini ve sınav giriş belgelerini yanlarında getirdiler. Evet, sayın velilerimiz. Normalde avukatım. Tekrardan giriyorum sınava. Hep içimde uhdeydi böyle şey okumak, mühendislik okumak veya matematikle ilgili bir bölüm okumak. Malum yani sözel olduğu için, hani eşit ağırlık olduğu için avukatlık kazanmıştım. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Şimdi tekrardan giriyorum, matematik okumak istiyorum. Pandemide evde kapalı olduğumuz için biraz çalıştım, ders şey yaptım. Biraz bakındım. Fakat çok fazla şey değilim. Yani hakim değilim konulara. Tabii ki de gençlerin daha kazanmasını, gençlerin daha başarılı olmasını, yani ilk defa giren insanların hepsine başarılar diliyorum. Onları anlıyorum yani. Biz de çok heyecan yaşadık, şey yaptık. Şu an bir heyecanım yok yani, normal mesleğim şeyim olduğu için. Fakat tekrardan bir hobi olarak diyelim yani girmek istiyorum sınava. Öyle. Şöyle liberal bir devlette yaşıyoruz. Yani herkes istediğini yapabilir, özgürdür. Özgürlükler olduğu için ben de giriyorum. Yarışsınlar, şey yapsınlar. Tabii ki de amacımız gençlerin önünü kapatmak, onların mesleklerini veya kariyerleriyle veya gelecekleriyle oynamak değil. Yani biz de giriyoruz bir sınava, böyle hani çok fazla yüksek gelse bile puanım zaten düşük bir bölüm tercih edeceğim. Yani şey, gençler daha şey yapsınlar diye. Birisi işte bu sene giriyor, biri de bitti üniversitesi, 4 sene okudu. Tekrar deniyor kendini. Hastanede çalışıyor. Umut Emre Yüksel. Çok çalıştı mı dershaneye? Ya pek çok çalışmadı, ya doğruyu söyleyeceksiniz. Yani Covid nedeniyle yani evdeydi ama öyle hiç çalışmadı. Etkiledi yani, evet. Bir de kendisi de oldu, ablası oldu. Evde olduk hepimiz. Ya veteriner olmak istiyor. Liseyi bilgisayar üzerine okudu.